Erkek bir anaokulu öğretmeni düşünün. Heh, işte o benim. İsmim Ertuğrul Zeybek. 24 yaşındayım. Anaokulu öğretmeni olan sayılı erkekler arasında hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Neden bu işi seçtin evladım? Başka iş mi kalmadı sana? Diyen teyzelerime, amcalarıma ve cümle aleme verdiğim cevap hep aynıydı. Günde en az 3 kez sorulunca insan haliyle ezberliyor. Bizim bakkal Mustafa her alışveriş yaptığımda bıkmadan, usanmadan bu seçimimi hararetle sorguluyor. Ben de çırak potansiyeli falan mı gördü? Yanına mı almak istiyor? Henüz çözemedim. Bir kez de sizin için bu soruyu cevaplayayım. Her bu soruya cevap verdiğimde kenara bile atsaydım, şimdiden anaokulu sahibi olmuştum. Gördüğünüz gibi hayallerde bile ideallerimin peşini bırakmıyorum. Afilli bir araba da alırdım diyebilirdim. Aslında alabilirmişim. Her neyse. Neden anaokulu öğretmeni oldum? Çünkü ben ticaret adamı değilim. Doktor ya da mühendis olacak kafada yoktu. Ve bir de erkek anaokulu öğretmeni bu sektörde malum pek yok. Belki kısa yoldan köşeye dönerim dedim. Dönemedim tabii. Ancak kusmuklarla, sümüklerle ve ağlayan çocuklarla uğraşma olayına erebildim. Bakmayın şimdi böyle dediğime. Kafamı yeseler de ilginç bir şekilde sabırlıyım. Annemin dayanamazsın yavrum, sen bırakırsın bu işi sözlerine göğüs gerecek kadar sıkıcı bir memuriyetten ya da masa başı yaşamaktan beni kurtardılar. Hayatım anlamlı hale geldi. Ve bir de o geldi. Çocuklardan sonra bir gün ben üzerindeki kusumu temizlerken, hayat adil değil ama halime gülen yeşil gözleri çok güzel. Değer mi? Değer. Ve gelelim hikayemize. Ertuğrul, normalde insanlar telefonlarının sinir bozucu alarmleriyle uyanırlar. Bizden önceki telefonsuz nesilse o kulak delen, kafa patlatan, hatta heyecandan yerinde duramayıp yere düşen ve inatla bağırmaya devam eden çalar saatlerle güne muhteşem bir giriş yapardı. Ancak bundan nasibini alamayan tek insan yavrusu benim. Bu lafta nereden ağzıma tıkıldıysa artık. Hepsi bizim evin ikiz kontenjanından ilk yararlanan Yağız ve Yiğit delikanlılarının suçu. Adamlar Türkçe içinde farklı bir dil geliştirmişler. Bizim evin dışındaki herkes onların bazı sözlerine karşılık dut yemiş bülbüle dönüp babama "Bu çocuklar neden böyle oldular Mehmet abi?" bakışı atıyorlar. Babamın da bilgisi yok. Her sabah hiç aksatılmadan annem tarafından uyandırılıyorum. İlkokul çağını geçeli yıllar olmasına rağmen annem bunu kötü alışkanlık edinerek devam ettirdi. O zamanlar iyiydi tabii. Odama gelir, "Yavrum, evladım" naralarıyla beni okula hazırlardı. Annem sabah enerjisini onu tanıdığım 24 yıldan beri hiç yitirmedi. Sabahın ilk ışıkları evimizin üzerinden geçer geçmez uyanır ve güne herkesten 10-0 önde başlardı. Biz saçlarımız dağınık, gözlerimizi ovuşturarak kahvaltı masasına oturduğumuzda o kraliçe arı modunda portakal suyunu yudumlardı. Evet, annem sabahları kahvaltıda portakal suyu içmeyi çok sever. Bunun tamamen küçüklükten gelen bir şey olduğunu söylese de biz birkaç Türk dizisinin etkisinde kaldığına inanıyoruz. Anneler de bir şeyler özenebilir. Onlar da insan yavrusu. Cidden anne, her sabah bunu yapmaktan bıkmayacak mısın? Mutfak masasına kahvaltılıkları koyarken bana baktı. Oy benim Tuğrul'um uyanmış. Masada yerime geçip kahvaltı için hazırladıklarına baktım. 24 sene önce ismim kulağıma okunurken nerede olduğunu gerçekten merak ediyorum anne. Annem bana Tuğrul derdi. Babam herkes gibi Ertuğrul, büyük ikizler Erti derdi. Neyse ki kızlar ağabey diyordu. İsmimin daha fazla kısalmasına göz yumamayacaktım. Yabancılar gibi beni diye çağırmalarına az kalmıştı. Baban izin vermedi ki, halbuki söz vermişti, Tuğrul olacaktı. Neymiş? Askerdeki binbaşısının adı Ertuğrul'muş. Babana çok emeği geçmiş, çok yardım etmiş ona. Ben dedim, ben Tuğrul derim, haberin olsun dedim. Bunu derken sanki babam karşısındaymış gibi omuz silkti. Yaşı olmuş 50 önemli değil. Her an kocasına ve oğullarına trip atabilir. Aslında o da haklı. İnsanın etrafında 4 tane erkek olunca bir nevi savunma kalkanı oluşturuyor. İyi dedin anne. Sonra ileride en sevdiğin oğlum da çoklu kişilik bozukluğu çıkarsa teyzeme gidip "Ah benim oğlum, vah benim oğlum" diye ağlanma. Domatesleri muntazam bir şekilde dizerken kaşlarını çattı. Hiç anlamam. Domateslere ve bilumum yiyeceklere gösterilen bu büyük önemi. Normal kes, bir güzel tuzlayıver yeterli.
Tamam, Allah çok güzel yaratmış. Her daim şükür sebebi ancak şu özeni insanlara göstersek çok daha güzel olurdu. Günlük mesajımı da verdiğime göre bana gülerek bakan sucuklara dönebilirim. Harbi, bu sucuklar neden bana gülerek bakıyor? Cevabı hepiniz biliyorsunuz sanırım. Annemin yine canı sıkılmış. Demiş bari sucuklar mutlu olsun. Gülücük emojisi yapmış sucuklara. Emek var burada beyler lütfen. Çoklu kişilik neyliği? Geç kaldığımı fark ederek kahvaltılıkları hızlıca mideme gönderdim. Boşver anne, takılma sen böyle şeylere. Aferin oğlum, aferin evladım. Siz annenize cahil muamelesi yapın. Kapıya bakıp evin geri kalan ailesine seslendi. Yağız, Yiğit, Nehir, Irmak, uyanmadınız mı hala? Çocuklarını uyandırmak annemin en sevdiği işi. Anne, ben çıkıyorum dediğimde hazırladığı ekmek arası peyniri elime tutuşturdu. Torulum, hiçbir şey yemedin ki evladım. Akşama kadar çocukların peşinden koşacaksın. Az enerji topla. Keşke pekmez yeseydin. Koyayım mı bir kaba? İster misin? Annemin en sevdiği evladı diye boşa laf etmediğimi şu anda görebiliyorsunuz umarım. Oğlunu işe pekmez de gönderecek kadar sever. Yok annem, ben okulda yerim bir şeyler. Sen geri kalanları doyurmaya bak. Sözümü bitirdiğim an mutfağa büyük bir gürültüyle ikizler doluştu. Aslında ikizler demek onları tarif etmek için yetersiz kalıyor. Çok az insanda görülen bir şansa sahibim. Benden 2 yaş büyük ikiz abilerim ve 2 yaş küçük ikiz kız kardeşlerim var. Dünya üzerinde nadir görülen bir hastalık. İkizlik. Günaydın canım annem. Sıkıcı kardeşim, günaydın cadalozlar. Diyerek ihtişamlı bir giriş yapan Yağız'a ve onu sırıtarak destekleyen Yiğit'e mi bakayım, yoksa onlara dil çıkarıp aynı anda sensin cadaloz diyen Nehir ve Irmak'a mı? Ben en iyisi önüme bakayım. Sen yemişsindir Erti. Hadi koçum, bitirdiysen çık. Site kasıyor. Çocuklar senin gibi olmasın diye anaokul öğretmeni oldum biliyor musun Yağız? Ya da Yiğit. Hangisiyseniz artık. 24 yıl oldu. Hala onları karıştırıyorum. Birbirlerinin tıpatıp aynı olmaları benim suçum değil. Hele ki suratımı aynı şekilde sırıtıp bakarken ayırt etmem hiç mümkün değil. Kahverengi dağınık saçlar, aynı renk gözler ve sinir bozucu sırıtış. Boyları bile aynı. 1.80 boyunda kazilet kadar iki adam. Anne, tamam ikiz doğurdun da azıcık farklı olsalardı. Hiç mi olmaz? Peki, yıl olmuş 2016, Erti bizi hala karıştırıyor. Ayıp ediyorsun kardeşim. Ona cevap vermeden mutfaktan çıktım. Eğer dinlemek için kalsaydım, gün boyu çocuklar için ayırdığım kafamı erkenden şişirmeye başlayacaktı. Okulla evin arasında yarım saat mesafe olduğu için vakitlice çıktım. Genelde biraz daha erken çıkıp çocuklar gelmeden bugün yapacaklarımı planlardım. Çok planlı yaşayan bir adam değildim. Ancak okulda yapacaklarımı planlamadığım zamanlarda yaşadıklarımdan sonra illallah ettim. Öğretmenlik olayı spontane gelişmiyordu. Ya da ben geliştirememiştim. Bu okulda ikinci yılımdı. Öncelerinde birçok yerde staj yapmıştım. Hala bana tuhaf gözlerle bakan, hatta nadiren beyefendi, veliler içeri girmiyor muamelesi yapanlar vardı. Alışmıştım. Okula ilk başlayacağım zaman müdürle görüştüğümde ismime, diplomama, sonra bana defalarca bakmış ve isim karışıklığı oldu sandım. Gerçekten erkek bir anaokul öğretmeni beklemiyordum ben demişti. Eyvallah müdürüm, eyvallah. Hadi erkek anaokul öğretmeni alışılagelmiş bir durum değil, onu anlarım. Ancak Ertuğrul ismi hangi kız ismiyle karışmış olabilir? Ertiye ya da Ertigül diye isim var da ben mi bilmiyorum. Öğretmenler odasına nadir çıkardım. Malumunuz okuldaki tek erkek öğretmendim. Yiğit ve Yağız'ın bu duruma bakış açısı oldukça espriliydi. Bana kız lisesine giden erkek öğrenci gözüyle bakıyorlardı. İsimlerine bakıp eyt be ne delikanlı çocuklar demeyin hemen. İyi çocuklar ama fesatlık da bir numaralar. Eşyalarımı odaya bıraktım. Dersle ilgili her şeyi alıp odadakilere selam verip çıktım. İlkokul ya da lise öğretmeni olsaydım çok cool olabilirdim. Elimde ders kitabım ve kahvem koridorda ihtişamlı bir yürüyüş yapıp öğrencilere sert bakışlar atardım. Ancak şu an ellerimde el işi kağıtları ve hamurlar var. Bu rengarenk görüntüyü emin olun anlatmakla bitiremem. Ya da anlatabilirim. Sizin de benim gibi bu ilginç görüntüyü görmenizi istiyorum. Uzun boylu esmer bir adam düşünün. Açık mavi gömlek ve lacivert pantolon giymiş. Saçlar desen o şekil. Hafif yana taranmış, ikizlerinki gibi dağınık değil. Biraz ciddi bakışları var. Sanırım gizemli olmayı seviyor. Dışarıdan bakan birine gayet karizmatik görünebilirim.
alçak gönüllülük yapmayacağım. Ancak kucağımdan sarkan yeni nesil öğretmenlerinin deyişiyle ders materyalleri sayesinde komik gözüktüğümden eminim. Bu da bizim mesleğin tuzu biberi işte. Sınıfa geldiğimde çocuklar yavaş yavaş gelmeye başlamışlardı. Kimse bir şey demeden kurdukları oyunları, birbirleriyle yaptıkları muhabbetleri izlemek beni epeyce güldürürdü. Hatta sırf bu sebepten derse geç başladığım bile olmuştu. Aman kimseye söylemeyin. Erkek anaokulu öğretmeni mi olurmuş canım diyen çok sevgili velilerim beni duymasın. Sınıfa giren müdür yardımcısıyla dikkatimi çocuklardan çekip ona yönelttim. Bana yeni bir öğrenci getirmişti. İsminin Ece olduğunu öğrendiğim uzun sarı saçlı, sevimli bir Rapunzel sınıfımıza gelmişti. Elimi tutsun diye uzattım. Kocaman gülümseyip elimden tuttu. Yutkundu ve derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. Sanki dünya üzerindeki en önemli konuşmayı yapacak gibiydi. Ben hep öğretmenler kız olur sanırdım ama sen erkeksin öğretmenim. Boylarımızı eşitleyerek onun önünde diz çöktüm. Ertuğrul Zeybek olarak birçok kızın önünde diz çökmüşlüğüm vardır. Hiç kocunmam. Sana bir sır vereyim mi Ece? Dediğimde hevesle başını sallayıp kulağını bana doğru döndürdü. Gel de ciddi ol şimdi. Ben türümün tek örneğiyim. Bana döndü ve anlamamış gibi yüzüme bakmaya başladı. Sonra elini çenesine koydu ve parmağını yanağına vurarak ''Türünün tek örneği olmak ne demek öğretmenim?'' dedi. Yani benden sadece bir tane var demek. Bu sefer şaşkınlıkla gözlerini kocaman açtı. Yani benim öğretmenimden bir tane mi var? Eve gidince annemle teyzeme anlatmalıyım dedi. Ellerini neşeyle çırptı ve bana bir şey deme fırsatı bırakmadan arkadaşlarının yanına koştu. Oyun saati senin, aktivite saati benim derken her zamanki gibi günün sonuna gelmiştik. Masa başı işi yapmadığım için bir kez daha mutlu oluyordum böyle zamanlarda. Evet çok yorucuydu ancak keyif aldığım şeyi yapmak güzeldi. Tabii bunu insanlara anlatmak diye bir dert vardı ki anlatmayı bıraksam bile onlar benim peşimi bırakmıyorlardı. Böyle popülerliğin köküne kibrit suyu. Öğrenciler birer ikişer sınıftan çıkarken ben de sınıfı toparladım. Onların dağınıklıklarını toplamazsam ertesi sabah uykulu gözlerle sınıfta dört dönerdim. Böyle bir şeyi hiçbirimiz istemeyiz düşüncesiyle kalan son gücümle işe koyuldum. Sınıfta sadece Okan kalmıştı. Montunu giydirmiş, çantasına yardım etmiştim ancak hala bir kenarda oturuyordu. Yüzü de epeyce solgundu. Yanına gidip ateşine baktığımda yandığını fark edip hemen kucağıma aldım. Ve ne olduysa o an oldu. Çok affedersiniz ama üzerime kustu. Böyle şansın alnından öpeyim. Keşke şöyle ani hareketler yapmasan da öğrencilerinle daha seviyeli ilişkilerin olsa üzerine kusmasalar mesela. Kendi kendime söylenirken Okan'ı alıp revire götürdüm. Annesi de gelmişti kapıda bekliyordu. İyi olduğundan emin olup annesine emanet ettim ve lavaboya gidip üzerimi elimden geldiğince temizlemeye çalıştım. Malum mereti ne kadar temizlesen de çıkmıyordu. Neyse ki ortada kötü bir koku yoktu. İnsanlar etrafımdan nazikçe kaçmak zorunda kalmayacaktı. Görünmez bir üzerime kustular yazısıyla lavabodan çıktım. O sırada bizim küçük Rapunzel'i gördüm. Kocaman sırt çantasının içinde minicik kalmış. Kapıya doğru ''Leyla teyzem'' diye cıvıldayarak ilerliyordu. Onun gittiği yere doğru döndüm ve Leyla'yı gördüm. Sonrasıysa meçhul. Aklımda kalan tek şey ise yeğenine gülerek bakan bir çift yeşil göz. Neden bu kadar normal an beni bu kadar etkiledi bilmiyorum. Ama kolay kolay aklımdan çıkmayacağından eminim. Geldi ve sanki hep oradaymış gibi hissettim. Sonrasında ben ilk görüşte aşka inanmam ki ya da aşk denen şeye inanmam. Sevgi evet ama aşk diye yıllardan beri süregelen şey sadece birkaç afilli sözden ibaret. Kısa süreli ama kuvvetli olduğu söylenen şey. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Hiçbirinden hoşlanmadım ya da herhangi birinden etkilenmedim de demeyeceğim ama hayatımın şu evresine dek geçirdiğim dönemde hiçbir insanın gözleri beni olduğum yere böylesine mıhlamadı. İki tane cadı kız kardeşim var. Ara sıra onların aşk acılarına, ağlamalarına, hatta erkeklerin köküne kibrit suyu vari söylemlerine denk gelebiliyorum. Üç tane aslan gibi ağabeyiniz var kızlar yapmayın diyemiyorum. O anki şimşekleri üzerime çekmek gibi bir salaklık yapmayacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Benim onları duymadığımı sanarak tam yanımdaki odadan çoğu zaman söylenip dururlar. Biricik evimizin müsaiti de sağ olsun duvarları incecik yapmış. Gel de duyma.
O nedenle bizimkiler ergenliğe girdiğinden beri istemeyerek onlara kulak misafiri oldum. Ve kafamda hep şu düşünce oluştu. Kız kardeşine nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başka bir kıza öyle davran ki öyle de yaptım. Lisede bizim çocuklarla makara yapmaktan ileri gitmedik. Lise kafasıyla daha ne kadar fazlasını bekliyorsanız. Gerçi lisedeyken sevdiği kızla evlenen arkadaşım oldu ama konumuz bu değil. Adam nasipliymiş, biz ne yapalım? Zaten annemin 25 olmadan evlenemezsin Tuğrul. Bana sakın gelip anne ben evlenmek istiyorum deme. Büyü biraz işini eline al, öyle sözlerinden sonra da iyi ki lisede birini bulmamışım. Annemin en sevdiği evladı olmak da bazen zor. Aynen yavrusunu severken yaşadığı tüm hadiseler bizim evimizde de çoğunlukla gerçekleşiyor. Şu an burada tüm hayatımın gözlerimin önünden film şeridi gibi geçmesi fazlasıyla ironikti. Ölmüyordum değil mi? Daha yaşamam gereken şeyler olmalıydı. Hele ki şu olanlardan sonra. Bence yaşamam gereken şeyler var. Değil mi Allah'ım? Ufak bir gülümsemeyle Ece'yi dinliyordu. Hayatımda şu zamana kadar gördüğüm hiç kimseye bu kadar uzun bakmamıştım. Beni kendime getirmişti sanki. İçimdeki onca karmaşanın sebebiydi. 2 dakika olmuştu daha sadece. 2 gün sonra kendimi düşünemiyordum. Geçmiş olsun insan yavrusu. Ece'yi kapının yanındaki koltuklara oturttu ve etrafında birilerini aradı. Sonra beni gördü. Yüzünde ufak bir tebessümle yanıma doğru ilerlemeye başladı. Bana ne oldu? Yeni yetme delikanlılar gibi ellerimi nereye koyacağımı bilemedim. Sonra aklıma kusmuklu gömleğim geldi. Sonra dedim ki kendime, bir kusmuklu gömlekten kimin karizması yerle bir olmuş? Sonra üzerime bir kez daha baktım. Sorduğum sorunun cevapsız kalmaması beni bir hayli sevindirdi. Tam önüme gelince durdu. Minyon bir tipi vardı. Boyu ancak omuzlarıma geliyordu. Ece'nin kime benzediğini anlamıştım. Aynı bakışlar, aynı ifade. Kız halaya benzer diyenlerin yıllardır süregelen tezini çürütmeye, teyzelerin hakkını korumaya gelmişti. Üzerindeki lekeyi fark etmemişti ya da fark etmemiş gibi yaptı. Merhaba, görevli herhangi biri var mı acaba diye sordu. Umarım beni bu halimle görevli olarak ciddiye alırsın Leyla. Ben yardımcı olabilirim isterseniz. Kaşları inanmamışçasına havaya kalkınca güldüm. Sen de mi be Leyla? Demeyeceğim, haklısın. Henüz azınlığız. Evet, genelde bu tepkiyle karşılaşabiliyorum. Milyonlarca yörek tek soru. Erkek anaokul öğretmeni olur mu? Ama dedim sanki bunu 1000. kez anlatıyormuş gibi nezaketle. Biz artık ona okul öncesi eğitim diyoruz. Leyla açıklamama şaşkın bakışlarla karşılık verdi. Beyin nasıl yakılır adlı sunumum sona erdi. Geldiğiniz ve bu gereksiz konuşma ustası Erti'yi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Yok, şaşırdım sayılmaz. Sonuçta bir karakter meselesi. Bazen erkekler çocuklarla kadınlardan daha iyi anlaşabiliyor. Bu olabilecek bir şey. Ama tabii dedi ve gülüşünü saklamadan fark etmediğini sandığım kusmuk lekesine baktı. İyi anlaşmak her zaman yetmiyor. Kafamda deli sorular. Leyla beni övdü mü yoksa dövdü mü? Ece'nin öğretmeniyle görüşebilir miyim? Kolumdaki saate baktım, sonra ona tekrar döndüm. Yaklaşık 5 dakikadır kendisiyle görüşüyorsunuz. Ben Ertuğrul, Ece'nin sınıf öğretmeni. Okuldaki tek erkek öğretmen benim yeğenimi buldu, demedi. Hafifçe tebessüm edip, memnun oldum hocam. Ben de Ece'nin teyzesi Leyla. Bugün okulda ilk gün olduğu için sizinle konuşmak istedim. 5 dakika kadar benden ders işleyişi, Ece'nin ilk günkü durumu ile ilgili bilgi aldı. Sonrasında teşekkür etti, kolay gelsin dedi. Ece'yi alıp okuldan çıktı. Kolaysa başına gelsin deyip üzerine bir daha amin dedim. Beddua değildi kesinlikle. Gayet iyi niyetlerle ettiğim bir duaydı. Sınıfı tamamen toparladığımdan emin olduktan sonra okuldan çıktım. Evden okula vesaitle gidebilirdim ancak bu kez yürümeyi tercih ettim. Ki onca yorgunluğuma rağmen yürüdüm. Varın siz düşünün aklımda dolanan onca tilkiyi. Hepsi birbirinin peşine düşmüş sürü psikolojisi modunda bana anlamlı anlamlı sırıtarak ilerliyorlardı. Tilkiler sırıtır mı Allah aşkına? Sırıtmaz tabii. Ancak sırıtmayı hayat amacı edinmiş askerlik arkadaşım Furkan sırıtabilir. Furkan'la tanışın. Yüce Rabbim 2 tane erkek kardeş yetmez diyerek ekstra promosyon olarak onu bana göndermiş. Birlikte yol üzerindeki çay ocağına geçtik. Kahvehane gibi sanmayın, etrafta kart oynayanlar ya da at yarışı izleyenler yoktu. Gazete okuyan, çay içen, muhabbet eden amcalar vardı.
Hafif nostaljik bir havası da vardı ki sırf bu nedenle sık sık Furkan'la buraya gelirdik. Kardeşim nasılsın? Yuvarlanıp gidiyoruz işte, ne yaparsın? Senden ne haber? Hanım nasıl? Furkan, ben onu tanıyalı beri her daim zeytinyağı gibi üste çıkan bir adam olmuştu. Şeytan tüyü vardı onda. Kızamazdınız çoğunlukla. Ama ilk defa onun bana ters ters baktığı anlara şahitlik ediyordum. Yakın zamanda biriyle tanışmış ve havayı yakmıştı. Bayağı bildiğiniz yakmak ama. Bana lisede kızların peşinden nasıl koştuğunu anlatırken şimdi arayıp ben bu işin içinden nasıl çıkacağım kardeşim deyip benden tavsiye istiyordu. Benden çok mantıklı hamle. Bana kalırsa yakında Furkan'ın kapısını sıklıkla çalacakmışım gibi hissediyordum. Ancak bir süre daha bilmesi olur. Az biraz tadını çıkaralım durumun. Onu her zaman böyle yakalayamam. Ya sorma birader deyip sıcak çayını fondipledi. Konu aklına gelmişçesine ters ters bakıyordu. Geçen gün halı saha maçım vardı. Betül'e dedim ki seni maçtan sonra arayacağım. Bilirsin maçtan sonra da çok yoruluyoruz. Aklımdan çıkmış aramak. Sabah yazdım, bitiripler görmen lazım. Okulun kaçta bitiyor diye sordum. Gelme dedi. Israr ettim. Gelme ama işte bitiyor dedi. Okul çıkışında görmeye gittim, hala tripli. Vallahi ben bu kadınları anlamıyorum. Trip yapmak, nefes almak gibi onlar için. Gerçi bizim nesil bile akıllı uslu bedele trip yapıyorsa bize tümden geçmiş olsun kardeşim. Allah taksiratımızı affetsin. Nesil, Furkan'ın kendisinden bir ay küçük yeğeniydi. Bakmayın öyle. Tek olağanüstü durumlar bizim evde mi yaşanıyor sanıyorsunuz? Sonra gönlünü alabildi mi bari? Yüzündeki ters ifade gitmiş, kendini beğenmiş olan geri gelmişti. Eliyle saçını yana tarayıp montunun omuzlarını dikleştirdi. Bak sen bu kardeşinin gözüne. Tek rakibim Hüseyin Bolt. Lafı nereden nereye getirecek diye düşünmesem Furkan'la olan dostluğum daha kolay olabilirdi. Ne alaka şimdi? Ya tabii sen çocuklarla ilgilendin, bu saate kadar normal anlayamıyorsun beni. Hüseyin Bolt hızlı koşuyor ya, ben de koşuyorum işte. Yürümüyorum yani, koşuyorum. Türk insanına verilen seçme hakkını iyi kullansaydım da kaliteli espri yapan arkadaşlar seçseydim. Tamam, sen zehirli gazı bıraktın ortaya, ben kalkar kardeşim. Daha fazla maruz kalıp hayati fonksiyonlarıma veda etmek istemiyorum. Hesapta ellerini öper diyerek masadan kalktım. Hesabı hızlı ödeyip yanıma geldi. Kurtulmak ne mümkün. Furkan'dan zor bela ayrıldıktan sonra nihayet eve vardım. Günlerim genelde uzun ve yorucu olurdu. Ama bugün kendimi yorgun hissetmiyordum. Fiziken evet, ancak ruhen kafamda dönüp dolaşan kişi sayesinde acı biber yemiş insan canlılığındaydım. Kapıyı çaldığımda açan Yağız olmuştu. Nasıl ayırt ettin derseniz, ara sıra evde tişörtüne taktığı isimliği takmıştı yine. Babamla birlikte çalışıyor olabilirler, ancak net işsizler. Ooo, anaokul öğretmeni gelmiş, hoş geldin. Ceketimi ve diğer her şeyimi kapının yanına koyup salona geçtim. Annemin en hoşlanmadığı şeydi, ancak halim kalmamıştı. Kusura bakma be anne, oğlum bugün mazeretli. Bugün keyfimi kaçıramazsın. Kocaman sırıttı. Bak bak, ne oldu oğlum, yoksa aşık mı oldun? Oha, kim aşık oldu diyen hangi ara odaya geldiğini anlamadığım yetti. İnsanın ses tonu evreni aşınca her istediğini duyurmak mümkün oluyordu. Bari bir özelliğiniz benim istediğim gibi olsaydı be çocuklar. Oğlum yok artık, susun yani aşkı. Kafalarını sallayıp gülerken konuyu değiştirmek adına kızlar nerede diye sorduğum anda odada bitip kime aşık olmuş diye sordurmak. Kendisi ikizlerin gevezelik katsayısı en yüksek olanıydı. Ertuğrul abimden nihayet böyle şeyler duyabildik. Allah'ım, bekar ölecek diye çok üzülüyordum. Canım abim benim deyip boynuma sarılansa en heyecanlımız nehirdi. Keşke biriniz çok konuşurken diğeriniz sussa. İkizlerde olay böyle gelişmiyor mu? Genetikçileri bizim eve davet ediyorum. Lütfen ikizlerle başı belada olan bana da bir yardımınız dokunsun. Annem yiyecek bir şeyler de yapar, hem sizi aç koymaz. Gerçek anlamda dört bir yanım ikizlerle çevriliydi. Yoktu ki cengaver bir Türk komutan beni bu işkel güçlerinden kurtarsın. Yıllardır sömürge olmaktan gına gelmişti. Çocuklar, kim geldi? Bu da annemin sesiydi. Bizim ev her an her yerden insan çıkma potansiyeline sahip bir ev. Ben ruhu olduğuna inanıyorum. 24 yıldır çözemedim. Farklı bir şey var bu evde. Sahiplerine mi çekti yoksa bizden önce de mi böyleydi bilemiyorum. Bu gereksizler anneme yanlış şeyler söylemeden yanına gitmeye yeltendim. Ancak ikizlerin kız olanları benden önce davranıp mutfağa gitmişti bile. Söyledikleri şey ise mercimek çorbası yaptığı evdeki kokudan belli olan anneme çorbaya tuz yerine şeker attıracak cinstendi.
Hadi beni geçtim. Çorbanın suçu ne? Anne, Ertuğrul abim evleniyormuş. Daha hiçbir şey söylememişken olay bu kadar büyüyorsa bu ailenin herhangi bir ferdine bir şey söylediğimde olacakları değil düşünmek, cümle içinde bile kullanmak istemiyorum. Dolaylı tümleşti olmasın, gizli öznede. Daha yüklemden anlayan yok. Sonrasında tam bir ay oldu Leyla'yı görmeyeli. 30 gün 730 saat, epeyce uzun bir vakit. Evet, bazen kendi kendime kaldığımda durumu çok abartıyorum. Google'dan beyin kaç saate denk geldiğini soracak kadar. Ki bu soruyu ondan başka soracak kimsem de yok. Üniversiteyi kazanan dahi arkadaşlarım da yoktu. Bendekiler gayet normal, akla sahip insanlar. 30 günü kendi kafama göre hesaplayacak halim de yoktu. Öğretmeniz dedik de okul öncesi öğretmeniz matematik değil. Hani genelde öyle bir algı vardır ya, sen öğretmensin evladım, gelip bizim oğlanı çalıştırır mısın? Vallahi normalde olsa sormazdım ama bizimki bir türlü anlamıyor bu konuyu. Çalıştırmam gereken ders de biyoloji arkadaşlar. Lisede annemin börekleriyle zor bela geçtiğim ders. Börek deyip geçmeyin. Çok makbule geçen, sınıf geçirten bir şeydir kendisi. Bazen karnenizde iki rakamınızı görmenize sebep olup sizi dünyanın en mutlu adamı yapabiliyor. Ne demiştik? İlk görüşte kafamı karman çorman pazar yerine döndüren, evde ikizler tarafından evlendiğime dair dedikodular çıkarılıp annemin kolonyayla sakinleşmesine sebep olan Leyla ortalarda yok. Annem çok Türk dizisi etkisinde kaldı, onu biliyorum. Kolonya koklamadan sakinleşemiyor. Geçen gün sakinleşsin diye gül kolonyası koklatalım dedik. Bu olmaz, bana limon kolonyası getirin dedi. Kadınlar cidden ilginçler. Okuldan bir kere yeğenini almaya gelince insan az da olsa umutlanıyor. Bir daha almaya gelir falan. Belki bir daha görürüm diye. Ama işte hayatın gerçekleri. Fazla umut epey bir göz çıkarıyor. Çocuklar sınıfta oyuncaklarla oynarken gözümü çıkarmayı başaramadı, ancak Leyla bu gidişle gözümü asfalt yollarda bırakacak. Söyleyemem kimseye derdimi. Şarkısında Zeki Müren'e eşlik etmek geliyordu elden. Zaten daha söylemeden ortada binlerce dedikodu ve spekülasyonlar dolanmaya başlamıştı bile. Bir kere bizim evde ikizlerin hakkında bir şey konuşulduğu görülmemiştir. Bizim ruhu olan evde ikiziniz yoksa işiniz epey bir zordur. İkizi olan ikizini kollar. Bu hep böyle süre gelmiştir. Adeta yazılmamış bir kanundur. Sanki ben emmioğlunun karşı köyden akrabası falanım. İlla üçüncünüz mü olmam gerekiyor, ya da ikizlik derdinden müzdarip mi olayım? Ne yapsın bu çocuk? Bu saatten sonra ikiz mi bulsun kendini? Öğretmen insanız. Çocuklara küçük yaşta mantık öğretmeye çalışıyoruz. Mantıksız mantıksız konuşturuyorlar burada. Konu beynimde bininci kez dallanıp budaklandıktan sonra kendime gelmek için şekersiz kahvemi içmeye odaklandım. Öğretmenler odasında bulunduğum nadir anları iyi değerlendirmek gerek diyerek yeni alınan kahve makinesiyle tanıştım. Okuldaki bayan öğretmenler, yani ben hariç her öğretmen bu odada sıklıkla vakit geçiriyor ve devletin onlara sağladığı bu güzel imkanları kullanabiliyorlardı. Bana özel ufak bir oda olsaydı güzel olurdu. Eskiden süpürge odası olan bir oda bile olabilirdi. Sabahları ve ders bitimlerinde kendi kendime takılabilirdim. Kahve makinesi olmasa da olurdu. Sallama çaylar ve kahveler ne güne duruyor değil mi? Az da yetinip çoğu bulmaya uğraşırken yaşamaya çalıştı dersiniz. Beni böyle tanıyan isterim. Odaya giren birkaç öğretmenle dağılan dikkatimi ve masanın üzerindeki eşyalarımı topladım. Beni gören hocalar selam verdikten sonra kendi işleriyle uğraşmaya devam ettiler. Odadan çıkarken benimkilerin yaşlı diğer sınıfın hocasıyla karşılaştım. Hocam, merhaba, nasılsınız? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Yuvarlanıp gidiyoruz diye bir cevap verebilirdim aslında. Şu anki durumuma çok çok uyardı. Ama karşınızda bir bayan olunca, bir de o kişi üstüne öğretmen olunca saygıyı iki katına çıkarıp efendilikle harmanlıyorsunuz. Hocam, cuma günü yapılacak veli toplantısı için gün sonunda velilere bilgilendirme kağıdı dağıtılacak. Sizinkiler de burada. Çocuklara vermeyi unutmayın lütfen. Lütfen derken umarım bu kez unutmazsın bakışı atmıştı. Evet, geçen sefer çocukların bilgilendirme kağıdı benimle birlikte eve kadar gelmişti. Evde bulduğumdaysa birkaç saniye bunlar neydi bakışı atmış, sonrasında ani gelen inmeyle kendime kızmaya başlamıştım. Kızmak kelimesini burada cümle içerisinde hafif bile kullandım. Kendi kendime olsam başka şeyler de söyleyebilirdim. Bu sefer kağıtlar benimle eve gitmesin diye okul çıkış saatinde telefonumu hatırlatıcı alarm kurdum ve işimi başarıyla gerçekleştirdim.
Çocuğunu almaya gelen velilere toplantı kağıdını verirken içten içe gururlanıyordum. Ne kadar küçük şeylerle gururlanabiliyorum, görüyor musunuz? Aslında iyi ki de öyle oluyor. Yoksa her bir yanım gururdan geçilmezdi. Bu cidden çok kötü olabilirdi. Ve tabii ki bugün çıkışta da Leyla'yı göremedim. Bir kere daha görseydim belki bu halim geçecekti bile. Ama iş dünyamla gerçek dünya anlaşmışlar ve benimle dalga geçiyorlardı. Biri hani Leyla derken öbürü bugün de otobüs kaçtı usta modundaydı. Bu ne arabesk laflar böyle. İç sesimin neden arabesk konuştuğu hakkında sıfır bilgiye sahibim. Halbuki lisede arkadaşlarım arabesk dinletmesin diye nelere katlandım. Tehditler bile aldım. Bak beni kızdırma, arabesk dinlemen için beddua ederim sana diyenlerle karşılaştım. O ortamdan sağ çıkabildiğime kesinlikle şükretmeliyim. Eve güç bela kendimi attığımda uzun zamandır ilk defa ev sessizdi. Ne hikmetse delikanlılar işten erken gelmemişlerdi. İşten eve erken gelmek en sevdikleri şeydi. Bazen Furkan'la bizim ikizlerin kardeş olabileceğini düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, bundan eminim. Bence Furkan annemin oğlu ve ben de cami önünden falan alınmışım. Zavallı annem de bakmış 3 tane haylazla uğraşamayacak, Furkan'ı vermiş başkasına, mülayim beni almış. Daha bebekken mülayim olduğumu nasıl anladı bilmiyorum ama valla olur mu olur. Bu çok acımasızca olan şeyi annem yapmaz ama bu kadar çok benziyor olmaları normal olamaz. Ancak şu var ki Furkan ne zaman gelse Yiğit ve Yazlı atışır. Atışır derken büyük kavga, sert sözler beklemeyin. Bazen tek başına atışır, bazen de birini yanına çeker. Adamda öyle bir şeytan tüyü var ki asla ayrılmaz dediğimiz delikanlıları bile karşı karşıya getiriyor. İyi ki Furkan benim arkadaşım. Diğer türlüsünü bu yorgun kafam kaldıramayabilirdi. Evin boşluğundan yararlanıp salonda boylu boyunca uzanıp bilgisayarımı aldım. Biraz müzik dinlemek ve stalk yapmam gerekiyordu. Biz erkekler de stalk yapmaya ihtiyacı duyarız. Bakmayın öyle. Bu kadar cinsiyetçi olmaya gerek yok. Stalk her milletten ve ırktan genç, yaşlı, kadın, erkek dinlemeden her bireyin sıklıkla yaptığı bir uygulama. Evet, tanımı tam olarak böyle. Boş bir iş olduğunda hemfikiriz ancak biz insanlar tabiatlarımız gereği bazen böyle boş şeylerle ilgilenmeyi severiz. Allah affetsin ve akıl fikri versin. Kimi stalklayacağımı az çok tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Kendisi okul çıkışına gelmiyorsa biz onun sosyal hesaplarına girerdik. Gerçi şu aşamaya gelene soyadını bulana dek de epey uğraşabilirdim ancak neyse ki Ece'nin annesi yani Leyla'nın ablası iki soy ismini de kullanan nadide insanlardandı. İyi ki bu yaşam tarzını seçmiş. Kendisini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hem sadece erkeğin soyadını kullanmak falan ne geçmiş zaman şeyleri öyle. Yıl olmuş 2016. Furkan olsa tamam Ertuğrul fazla lagaluga yapma işine devam et derdi. Ben de ona hak verirdim. Fazla lagaluga sağlığa zararlı. Bildiğim tüm sosyal medya uygulamalarını sekmelerde açıp ilk Facebook'a girdim. Leyla Çınar yazdığımda iki yanımdan aynı anda "Oo, kimi stalklıyoruz?" diye çığlık atan, evde olmadıklarını düşündüğüm baş belaları fırladı. Görmesinler diye ekranı kapamaya çalıştım ancak bizim evdeki dizüstü bilgisayar yılların ve kullanılmışlığın verdiği yorulmuşlukla özgürlüğünü ilan etmiş, artık söz dinlemiyordu. Kendi kafasına göre davranmayı adet edinmişti. Adeta Wesley ailesinin sihirli uçan arabası Ford Anglia gibiydi. Şamarcısı öte çarpmasına az kalmıştı. Ne stalklaması Allah aşkına ya, gidin başımdan, işim var. Ya tabii Ertuğrul abi tabii diyen ırmaktı. Tabii ki söze ilk o başlayacaktı çünkü doğduğundan beri kevezi olmak bunu gerektirir. Konuştuğunda ilk sözü susun olan bir kızdan da başka bir şey bekleyemezdik. Stalk konusunda ihtisas yaptık biz. Nerede görsek tanırız. Nehir'in sözünü sanki anayasa maddesiymişçesine onaylayan Irmak tekrar bilgisayar ekranına baktı. Bu nasıl ise artık Facebook, Twitter, Instagram ve hatta LinkedIn hesapları aynı anda açık. İnsaf be canım ağabeyim, kıza iş mi teklif edeceksin, ne yapacaksın, LinkedIn hesabı nedir? İkisi güle dursun nasıl böyle bir hata yapıp sonun ortasında stalk yapabilme şaşkınlığına eriştiğimi düşünüyordum. Şaşkın kelimesine inanın hafif bile dedim. Bugün kendime iyi vurdum. Bir de gelin siz vurun. Fareyi elimden alıp Facebook sekmesine tıkladı Nehir. Anında gözleri büyüdü ve sırıttı. İsmi Leyla'ymış. Oo, bizim ağabeyimiz Mecnun olmuş desene. Ay kız ağabey, nasıl sevindim anlatamam. Ay kız ağabey tarzı bir söylemle daha önce karşılaşmadığınızı varsayarsak size açıklama yapmaya ihtiyacı hissediyorum. Ben alıştım, siz de alışın. Irmak ve Nehir'le yaşamak böyle bir şey. Mecnun Leyla'nın aşkından çölleri aştı, Ferhat dağları deldi. Bu
Bu devirde, bu yılda biz senden o kadar büyük şeyler beklemiyoruz Ertuğrul Zeybek. Çamlıca tepesini açsan bile yeter. Kendini çok baskı altında hissetme. Evet, kızlar işi makaraya vurmaya başladıysa susup odadan ayrılmanın vakti geldi. Tabii öncesinde ikisinin de upuzun saçlarından tutup kimseye söylememelerine dair tehdit etmem gerekiyor. Yaklaşık 10 yıldır bunu yapmayı planlıyorum. Henüz plandan icraata geçemedim. Vicdan denen illet böyle zamanlarda beni azıcık rahat bıraksa da kızların gözünü korkutabilsem. Hayaller ve hayatlar deyip açtığım tüm sekmeleri kapatıp odama gittim. İnsana bu evde rahat rahat stat bile yaptırmıyorlar arkadaş. Sonrasında iyi ki doğdunuz öğretmenim. Gel de sevmez çocukları değil mi? Öğretmenler gününü doğum günü olarak anlayıp iyi ki doğdun diyen ufaklıklar nasıl sevilmez? Bir de bunun üzerine o yarım ve tatlı konuşmaları eklenince daha bir sevilesi oluyorlar. Ececiğim, bugün benim doğum günüm değil. Bugün öğretmenler günü. O nedenle öğretmenler günün kutlu olsun öğretmenim desen daha doğru olur. Düşünceli düşünceli yüzüme baktı. Sarı saçları iki yandan toplanmıştı. Tıpkı minik bir tavşan gibiydi. Ama ben o kadar uzun şeyi aklımda tutamam ki Ertuğrul öğretmenim. Genelde çocuklar ismimi söylemekte uzun süre zorlanırlar. Adımın öz kardeşlerim tarafından ne şekillere sokulduğunu hatırlıyorsunuzdur. Onlar kesinlikle sinir bozucu ancak çocuklar ismimi karıştırıp farklı şeyler söylediklerinde epeyce eğlenebiliyorum. Ertuğrul mu dersiniz? Ertuğrul mu dersiniz? Birkaç kez deneyip sonra omzunu silkip oflayan mı dersiniz? Bizde çok versiyon var. Siz en iyisi ne kadar da çocuklar tarafından zor öğrenebilen ismi olan bir öğretmen deyin benim için. Tamam o zaman bu seferlik iyi ki doğdun diyebilirsin. Ama doğum günümü unutma tamam mı? O zaman da isterim bu kutlamadan dediğimde hevesli bir şekilde başını salladı. Yüzüne düşen bir tutam saçı kulağının arkasına attı. Öğretmenim sizin doğum gününüz gelsin ben kocaman pasta yaparım ki size dedi minicik ellerini kocaman açarak. Geçen gün teyzem bir pasta yaptık, o bana öğretti. Ben de size yaparım çünkü siz benim öğretmenimsiniz. Çocuklar öğretmenlerine pasta yapabilirler. Şu an, şu dakika insan evladı olan dişilerin konuşma özelliklerinin kesinlikle küçüklükten hatta anne karnından itibaren başladığını düşünmeye başladım. Gerçekten bir insan bu kadar konuşabiliyorsa bu özelliğin onun yaratılışında olması gerekiyor. Gerçi ırmak ve nehirden yeterince idmanlıyım ancak yine de bu beni şaşırtabiliyor. Teyzemle çilekli pasta yapmıştık ama siz hangisini seviyorsanız size istediğinizi yaparız öğretmenim dediğinde atladığım kısma geri geldim. Bana her teyze lafı seni hatırlatıyor moduna geçmiştim. Tabii bizim mahalledeki teyzeleri görünce aklıma Leyla falan gelmiyor, o kadar da değil beyler. Ben her pastayı sevebilirim biliyorsun, çok yemek yerim. Böyle söyleyince ellerini ağzına götürüp güldü. Hatta bana bu eller pasta yapacaksa o elleri bile yiyebilirim deyip Ece'ye gıdıklamaya başladım. Aslında doğru düzgün gıdıkladım bile sayılmaz. Ben dokunmadan gülmeye başlamıştı. Sonra bana soruyorlar. Ertuğrul bu çocuklar seni yormuyor mu? Gencecik çocuksun erkenden yaşlanacaksın diye. Hepimiz bir gün yaşlanacağız zaten ama benim yaşlanırken geçirdiğim hayat çok farklı olacak. Zaten elimizde sayılı anlar varken bu anları güzel olabilecek şeyler için geçirmek değil midir hayat? Öğretmenler gününü hep sevmişimdir. İlkokulda öğretmenlerime çiçek alıp onların gözünde sınıftaki diğer erkeklerden daha öne geçerdim. Bu beni havaya sokup sınıftaki erkekleri kızdırırdı. Ben güzel düşüncelerle çiçek alırken onlar bana çıkışta görüşürüz ayarı yapıyorlardı. Bu çıkışta görüşürüz olayı da biz erkeklerin yaratılışında olan bir şeydi. Gün içerisinde ayar çekip çıkışta vay kardeşim modunda eve dönmeyi çok severdik. Tabii gerçekten çıkışta görüşenler de oluyordu. Ben genelde kavgayı ayıran, belki bir iki tekme yiyip suçum olmasa da müdürden ''Oğlum siz kafayı mı yediniz? Niye kavga ediyorsunuz?'' laflarını istendim. Görüyorsunuz bu ülkede kavga ayırmak da suç. Kurunun yanında cayır cayır yanıyoruz. Ayıptır. Öğretmen olduktan sonra öğretmenler günü daha bir şenlikle geçmeye başlamıştı. Genelde okuldaki tek erkek öğretmen ben olduğum için doğal olarak ilgiyi üzerime çekiyordum. Sırf benimle tanışmak, merakını gidermek için bile öğretmenler günümü kutlayıp hediye getiren oluyordu. Hediyeleri iki günde eve taşıdığım bile olmuştu. Her fırsatta mesleğime laf eden yaz ve yiğit delikanlılarının gözlerinden okunan kıskançlığı anlatıp kardeşlerime kötülemeyeceğim. Hiç öyle bir insan değilim. Lütfen zorlamayın. Bugün de diğer öğretmenler günü gibi kalabalıktı. Okula tam bir cümbüş havası hakimdi.
Veliler o konu akıl etmişti ve hepsinin eller yiyeceklerle doluydu ki bugünü sevmem için en büyük nedendi. Bayan öğretmenler alınan hediyelere sevinirken ben getirilen yiyecekleri kabul ediyordum. Bence çok adil bir dağıtım olmuştu. Bana da hediye getirenler oluyordu ancak börek, tatlı, kısır ve kurabiye dörtlüsünü kravat ya da gömleğe tercih ediyordum. Bugün hem öğretmenler günü hem de veliler toplantısı vardı. Fazlasıyla büyük bir gündü ve içimde ufacık bir yerde acaba Leyla gelir mi sorusu işaret levhası gibi yanıp sönüyordu. Kafam çok doluydu. Veliler gelmişti ve ilgilenmem gereken çok şey vardı ancak o soru kafama takılmış ve gitmiyordu. Henüz Ece'nin velisi gelmemişti. Belki annesi ya da babası yerine o gelirdi. İstediğimiz şeyin aksi gerçekleşmedikçe umut etmekte bir zarar yoktu. Aslında nefes aldığımız sürece umut etmeliydik. Biri gerçekleşmediyse başka şey için. Seçenek çoktu ve ne kadar yaşayacağımızı bilmediğimiz için bu belirsiz zamanı iyi değerlendirip bir şeyler için umut etmeye devam etmeliydi insan. Toplantı zamanı geldiğinde sınıfa geçtiğimde gözlerimle sınıfı taradım. Maalesef Leyla gelmemişti. Bu ufak da olsa moralimi bozsa bile kendimi ilk kez tanıştığım velilere verdim. Hepsi insanlara benziyorlardı. Ve evet, o malum soruyu almadan bugünü de geçirmedim. Nefes almakla eşdeğer olduğu için direkt gülümsedim ve anlatmaya başladım. Öyle böyle derken toplantının sonlarına gelmiştik. Veli toplantısında bile göremediysem acaba ne zaman görecektim diye düşünürken aklıma gelen saçma ama aynı zamanda neden olmasın fikirliğiyle tekrar velilere döndüm. Bir sonraki veliler toplantısı muhtemelen önümüzdeki ay olur. Şu anda süresini bilmiyorum ancak ben sadece bizim sınıfa özel bir şey yapmak istiyorum. Çocukların anne ve babaları haricinde diğer yakınlarıyla olan iletişimini görmek istediğim için bir sonraki toplantıda sizin dışınızda çocuğunuzla yakın olan aileden başka biriyle tanışmak istiyorum. Bu teyze olur, hala olur, nenesi veya dedesi olur, hangisi olduğu önemli değil. Ama teyzesi olsa daha iyi olur. Daha yani ama aynı zamanda saçma ve duyulmamış önerim asıldı ama. Daha önce bu tarz bir öneriyle karşılaşmayan veliler aralarında konuşmaya başladı. Muhtemelen şöyle düşünüyorlardı. Erkek anaokul öğretmeni de böyle oluyor demek ki. Kendi gibi farklı önerilerle geliyor ya da amma saçmaladın hoca deyip sınıfı protestolarla terk edeceklerdi. Denemekte fayda vardı ve bu tepkilere hazırdım. Ama yanıldığım, farklı olmak bu kez işe yaramıştı ve veliler bunu olumlu karşılamıştı. Hala Leyla'nın gelip gelmeyeceği net değildi ama gelme ihtimali de çok yüksekti. İstatistik dersinde iyi olsaydım şimdi şuraya durumun istatistiğini çıkarıp size yüzde verebilirdim. Ancak yorulmaya gerek yok. Şimdilik umut etmeye devam diyelim. Velileri ve öğrencileri birlikte yolcu ettikten sonra gelen hediyeleri de alıp evin yolunu tuttum. Bir sürü de çiçek gelmişti ve ben o çiçekleri değerlendirecek muhteşem bir yer bulmuştum. Sanmayın fikirlerim her zaman saçma. Bir an bana gözlerinizi devirip bakacakken diğer an helal olsun deyip sırtımı sıvazlayabilirsiniz. Sürprizlerle doluyumdur. Gelen çiçeklerin biri hariç diğerlerini muhteşem bir centilmenlik örneği gösterip kendimi övmekten hiç kaçınmam. Şurada biz bizeyiz zaten. Size övmeyeceğim de kime öveceğim? Okuldaki görevli ablalara verdim. Gözlerindeki parıltıyı görünce de bunu ara ara yapmaya karar verdim. Kadınların mutlu olmaya ihtiyacı vardı. Hatta sık sık mutlu olmaya ihtiyacı vardı. 3 tane zor kadının ömrünü geçirince bunu çok iyi anlamıştım. Gerçi Yağız ve Yiğit de benimle aynı evde büyümüşlerdi ancak onların bu konuda başka fikirleri vardı. O ikili işlerine gelince mutlu etmeyi seviyorlardı. En sevilen evlat olmak Yağız ve Yiğit varken daha kolaydı cidden. Ama onlarda da şeytan tüyü denilen illet şey vardı. Bir dakika önce kızarken bir dakika sonra oy ben kıyamam oğluşlarıma diyen bir anneyle karşılaşabiliyorduk. Eve dönüş yolunda annemin mesajıyla istemeyerek de olsa bakkala gitmek zorunda kalmıştım. Neden bakkala girmek istemediğimi birazdan anlayacaksınız. Ooo Ertuğrul Gazi gelmiş, hoş gelmiş. Gördüğünüz üzere bakkal Mustafa amca büyük bir diriliş Ertuğrul hayranı ve beni çok seviyor. İsmim sevmesi için bir sebep evet ama sanki aslında onun oğluymuşum da biz Yeşilçam filmindeymişiz gibi bir havası vardı. Hayat koşulları yüzünden beni küçükken bırakmak zorunda kalmış gibi davranıyor. Hoş buldum Mustafa amca. Nasılsın? İyilik sağlık. Çok şükür evladım. İzledin mi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünü? Ertuğrul ZB gün içerisinde sorulan sorular kısım 1. Yok amcam izleyemedim. Okul malum yoruluyorum. İzlemeye çok fırsatım olmuyor.
anlayışla başını salladı. Doğru evladım, çok yoruluyorsun sen. Biz bile oturduğumuz yerde yorulurken sen çocuklarla ilgileniyorsun. Çok normal yorulman. Ama neden seçtin? Hala anlamam. Bak ne güzel işler var senin için. Güçlü, kuvvetli adamsın. Neden anaokulu öğretmeni oldun ki? Ertuğrul Zeybe'ye gün içerisinde sorulan sorular kısım 2. Yani alt metinde diyor ki, gel bana çırak ol, zamanı gelince de işleri sana devredeyim. Ben de neyi çırak mı bulacak değil mi? Güçlü, kuvvetli adamım. Öyle oldu işte Mustafa amca, kader. Kader. Evelallah da şimdi ileride evleneceğin zaman kızın ailesi mesleğini soracak. Anaokulu öğretmeniyim diye nasıl diyeceksin evladım? Çok bakış açısı, çok fikir ve soruyla karşılaştım da böylesini gerçekten duymamıştım. Bu ihtimali de hiç düşünmemiştim açıkçası. Demek ki hayat beni hala şaşırtabiliyormuş. Dik dur Erti, daha hayat sana neler gösterecek oğlum. Amcam neden demeyeyim? Hala halinden para kazanıyorum, kim ne diyecek? Sorumun ciddi durduğuna bakmayın, gayet gülerek sormayı yönelttim. Mustafa amcayı da yıllardır tanır ve severim. O bana takılır, ben ona. Yuvarlanıp gideriz. Estağfurullah evladım. Tabii helal para kazanıyorsun. Hani normal meslek değil ya, ondan sordum ben. Yoksa senin mesleğin benden yana kabul. Acaba Mustafa amcanın benim için düşündüğü bir yeğeni, akrabası falan mı var? Kabul ediyorum olayına girmeye başlayınca şu anda biraz şüpheye düştüm. Yoksa Yeşilçam modunun sebebi bu muydu? O bedava verilen cipsler, kolalar hepsi yalan mıydı? Çıkar ilişkin mi var benimle Mustafa amca? Onca sene sadece beni ben olduğumun ve yanına belki çırak olurum diye seviyorsun sanıyordum. Vay be, ben annemin siparişlerini alayım da geciktim diye kızmasın biliyorsun. Sonrası annemin markasına kadar verdiği siparişleri almakla geçti. Mustafa amcayı Allah'a emanet edip yola koyulurken bugün evde beni daha nelerin beklediğini düşünmeye başladım. Eve gelince de gördüm ki gerçekten beni bir şey bekliyormuş. Annem bazen biraz tuhaftır. Hangi yemeği seviyorsun diye sormaz. Bu yemek senin en sevdiğin yemek der ve onu da ısrar eder. Bugün de öğretmenler günü şerefine benim için güzel bir masa hazırlamıştı. Yıllardır inat edip benim en sevdiğim yemek olduğunda kendisiyle hemfikir olduğu karnabahar yapmıştı. Herkes severek yedi, ben hariç. Ben karnabahar sevmem ki. Yarık olanını severim. Hani patlıcanı tam ortasından yarıp içine mis gibi kıyma ve bilimum leziz şeyler koyulup yapılan yemek. Annem patlıcanın değil de benim kalbimin tam ortadan yardı. Yazık değil mi bana? Ve zaman geçiyordu. Gözlerimin gördüğüne inanmayı tüm kalbimle kabul ederken aklımı bu üstüne ancak aynı derecede çılgın fikir sebebiyle tebrik ettim. Dışarıdan bakıldığında mantıksız görünen bu fikrim sebebiyle şu an Leyla tam karşımda gülümseyerek bana bakıyordu. Bana gülümseyerek bakmasında hiç sıkıntı yok. Sebebi yeğenin öğretmen oluşum olsa bile gülmek güzeldir. Gerçi o benim karşımda böyle dururken velilerle nasıl konuşma yapacağıma dair herhangi bir bilgiye sahip değilim. Yıllardır süregelen topluluk önünde rahat konuşabilme özelliğime darbe vurulacak gibi gözüküyor. İşin bu kısmını düşünememiştim tabii ki. Her neyse, gelin size bugünü baştan anlatayım. Zaferimi kutlamak için çok sayıda insana ihtiyacım var. Zafer kutlamak deyince sizin aklınıza Yalın'ın Zalim şarkısının ellerine sağlık. Hadi kutla, bu zafer senin kısmı gelmiyor mu? Benim geliyor. Ki bence şu anki duruma da çok güzel uyuyor. Ellerime sağlık. Bugünün önemli gün oluşu sebebiyle, öyle olmasını ummam sebebiyle hazırlanmam normalden biraz daha uzun sürmüştü. Bugün mavi spor ceketimi dolaptan çıkarma günüydü. Tabii kendi dolabımda bulabilseydim hayatım kuşların cıvıldadığı, çiçeklerin açtığı bir yer olabilirdi. Evde aynı yaşa yakın 3 tane erkek olduğu için rekabet büyüktü. Kıyafetlerimi paylaşmayı hiç sevmeyen ben ve benim kıyafetlerimi giymeyi çok seven Yağız ve Yiğit. Nasıl bir üçgenin içinde kaldığınızın farkındasınızdır. Bermuda şeytan üçgeni bile bu etkileşim içerisinde yer alamaz diye eminim. Biraz gezmenizden kesip kendinize iki parça kıyafet alın gibi nezaketle uzaktan yakından alakası olmayan erkek kardeşler arasındaki oğlum bak muhabbetinin çok sık yaşandığı bir durumdu bu kıyafet olayı. Çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanı Kukulin'in dediği gibi paylaşmak güzeldi. Ancak o paylaşılan benim kıyafetim değilse, benim özel hayatıma olan sıfır saygının kıyafetlerimin içinde geçerli olmaması için çok savaşıyorum. Ama yine ne oluyor bitiyor, ceketim ikizlerin dolabından çıkıyor. Hatta bazen giymeyi düşündüğüm kıyafeti onların üzerinde görebiliyorum. Sabır taşı denen şey bizim evin altından çıkartılıyor, biliyor muydunuz?
Hazırlanmamın neden normalden 10 kat daha uzun sürdüğünü de bu sayede anlamış oldunuz. Yine de sinirlerimi bozmadan gün annemin ekmeğe sürdüğü pekmezle başlayacağım. Bugün ona bile itiraz etmeyi düşünmüyorum. Bir şeyi 40 kere söylersen olur sözünü bir şeyi 40 kere düşünürsen olur olarak güncelledim ve bu nedenle evdeki kimseyle ilişki kurmuyorum. Ki evde sadece karşısındakine bir şeyler anlatmayı çok seven annem olduğu için bu ona büyük bir fırsat olmuştu. Bir ara geçmişte babaannemle yaşadıklarını anlatmaya girmişti. Konu oraya hangi ara ve bu kadar kısa sürede nasıl geldi hiç bilmiyorum. Kadıncağız dinleyen bir insan yok ki doya doya anlatsın. Artık benim için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Zaman savaşma zamanıydı. Annemin gönlünü kırmadan onu daha sonra dinleyeceğime dair sözler vererek evden çıktım. Şu ana dek heyecanlı oluşuma dair hiçbir şey söylemediğimin farkındayım. Çünkü kendisi hakkında konuşarak prim vermek istemiyorum. Ne kadar konuşursan o kadar gündeminde olur ki hayatımda ilk kez böylesi bir heyecan yaşadığım için kendimi fazlasıyla acemi hissediyordum. Leyla'yı ilk gördüğümden beri oluşan hisleri tarif etmek istesem kesinlikle acemi kelimesini kullanırdım ve size acı bir gerçekten bahsetmeden geçemeyeceğim. İlk görüşte aşka inanmadığım için zamanında bu konu hakkında birkaç kez büyük konuşmuş olabilirim. Şu anda başıma gelen şeylerin büyük lokma ye, büyük laf konuşma sözü doğrultusunda başıma geldiğini düşünüyorum. Siz siz olun, büyük konuşmaktan olabildiğince kaçının. Büyük büyük lokmalar yiyin, su içerseniz geçer. Ama büyük laf konuşunca hayatınızda bir kez gördüğünüz birisi için böyle entrikalara başvurabiliyorsunuz. Okula vardığımda gün beklediğimden daha çabuk geçti. Yani derste çalmasını beklediğiniz zilin çalmaması gibi bir durum olmadı. Olduysa bile ben fark etmedim. Çünkü anaokulu öğretmeni olduğunuzda bir dakika bile çocuklar dışında herhangi bir şeye dalmak gibi bir şansınız yoktur. Kalp gözünüz bile açık olmalı ve o da gözlerinizi çocukların üzerine dikmeli. Bu işin kuralı budur. Yoksa her an hamur yemeye çalışan, oyuncakları paylaşamayıp kavga etmeye başlayan, arkadaşının yüzünü boya kalemiyle boyayan çocuklar görebilirsiniz ve o an 3. Dünya Savaşı'ndan bir sahneyle karşılaşırsınız. Benden size söylemesi. Gün bitip çocukları ailelerine teslim ettiğimde her gün hissettiğim bugünü de kazasız atlattık şükür rahatlamasını yaşayamadım. Beni bekleyen ve cevaplarından emin olamadığım 4 soru vardı. 1. Leyla gelecek mi? 2. Ya gelmezse? 3. Gelirse ne yapacağım? 4. Gelmezse ne yapacağım? Gördüğünüz gibi durum Nasrettin Hoca'nın ya tutarsa hikayesine döndü. Bu hikayenin nasıl bir sonla biteceğini bilemiyoruz ama bildiğimiz ve diğer soruları çöpe atıp cevaplandırmak zorunda kalmadığım bir gerçek var. Leyla geldi. Survivor'da oyun kazanıp arkadaşlarına karşı sevim marketi yapan yes be diyen yarışmacı gibi hissediyordum kendimi. Yine gevezelik ettiğime bakmayın. Onca bekleyiş ve plan sonrasında gelişinin beni çok mutlu ettiğini söylemeliyim. Kapıda güler yüzle gelenleri karşılarken onu görünce tam anlamıyla sırıtmış olmamı ancak böyle açıklayabilirim. Ya da saatlerdir üzerinde durmadığım heyecanımın birden gelişinin sebebi de buydu. Ve içimde bir yerlerde bir ses bana yine geçmiş olsun dedi. Tamam anladım. Olanla ölene çare yok, kabulleneceğiz. Tüm velilerin geldiğinden emin olduktan sonra sınıfın kapısını kapattım ve velilerin önüne geçtim. Artık konuşmanın zamanı gelmişti. Ne varsa aklında konuş Erti, gün senin günün. Bugün geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Çocuklarla diğer akrabaların ilişkisini merak ettiğim için bugün sizleri çağırdım. Bildiğiniz gibi ben öğretmenleriyim. İsmim Ertuğrul deyip sınıfa bir başlangıç yaptım. Çoğunlukla dede ya da nener gelmişti. İçimden Allah'a teşekkürlerimi sunup Leyla'nın sırası gelene dek ona çok bakmamaya çalıştım ve velilerle sohbet etmeye başladım. Ama yine de bakışlarım ister istemez Leyla'ya kayıyordu. Bugün gözlerinin renginde yeşil bir şal takmıştı ve bu kesinlikle hiç adil değildi. İkisinin oluşturduğu uyum hiç adil değildi. Ve benim ona bakmamak için kendimle savaşıyor olmam ciddi anlamda zordu. Benim için kolay olan bir hayatı yaşadığım ana geçiş yapamıyor muyuz? Hepiniz benim için dua ediyorsunuz değil mi? Çünkü ciddi anlamda duaya ihtiyacım olan bir andayım. Ama sadece anlık dua etmeyin siz. Geleceğe yönelik şeyler de ekleyebilirsiniz. Leyla yüzünde tebessümle diğer velileri dinliyordu. Benzer durumla karşılaştığı anlarda lafa girip kendi yaşadığını anlatıyordu ama genel anlamda sessizdi.
Bunca yıldır insanlarla iç içe çalıştığım ve tam 4 ilginç kardeşe sahip olduğum için kendimi insan sarrafı sayardım. Ufak bir gözlemden sonra az çok insanlar hakkında bilgiye sahip olabiliyordum ve Leyla'dan anladığım sakin bir yapısı olduğuydu. İnsanlar arasında çok fazla öne çıkmayı sevmiyor gibiydi, yani dinleyen insanlar kısmındaydı. Annem ve kızlarla tanışsa ortaya gerçekten Leyla'nın başını ağrıtacak bir görüntü çıkabilirdi. O zaman ne yapıyoruz? Zaten her an dikkat çekilmeye müsait olan evimizde kesinlikle dikkat çekecek ekstra hareketlerde bulunmuyoruz. Kendini tanıtma ve yeğeniyle ilişkisini anlatma sırası Leyla gelince ona döndüm. Tüm sınıfın onu dinlediğini fark ettiğimde rahatını bozmadan bakışlarını bana çevirdi. Daha önce heyecanlandığımı söylemiştim ya. Heh, işte onun üzerine iki kat çıkın. Merhabalar, ben Leyla Çınar, Ece'nin teyzesiyim. Ailem Muğla'da yaşıyor. Ben üniversite için İstanbul'a ablamın yanına geldim. Aynı apartmanda oturuyoruz. O nedenle Ece ile çok vakit geçirme şansım oluyor. Ve ben de Ertuğrul hocam gibi anaokul öğretmeniyim. Leyla'yı dinleme şansına sonunda erişebildiğimi düşünürken son söylediğiyle şokla baka kaldım. Anaokul öğretmeni miydi? Meslektaş mıydık? Bu kadar ortak nokta bence boşuna değil. Boşuna olmamalı yani. Anaokul öğretmeni oluşum hem Ece ile olan iletişimimi daha iyi sürdürmemi sağlıyor hem de onun sayesinde bilgilerimi taze tutabiliyorum. Her iki şekilde benim avantajım oluyor yani. Eğer geçen gün stalkımı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirseydim bugün bu şaşkınlığı yaşıyor olmazdım. Ah ikizler ah! Velilerin arasında anaokul öğretmeni olması çok güzel bir şey. Herhangi bir yerde çalışıyor musunuz? Geçen dönem çalışıyordum ancak bazı sıkıntılar oldu bıraktım. Şimdi yeniden arıyorum. Gerçi dönem başladı ama belli olmaz. Bizim okula başvurmayı düşündünüz mü? Dedim ses tonuma herhangi bir umut kırıntısı katmadan. Leyla ile aynı okulda öğretmenlik yapma düşüncesi gelip şimdiden zihnime baş köşeye oturmuştu. Açıkçası aklıma gelmemişti hocam, sağ olun. Özgeçmişimi buraya da bırakacağım deyip gülümsedi. O gülümseyince istemsizce ben de gülümsedim. Ve bu gerçekten çok iyi hissettirdi. Toplantı beklediğimden çok daha iyi geçmişti. Nasıl olacağına dair aklımda doğan komple teorileri gerçekleşmemişti. Leyla'yı görmüş ve onunla konuşmuştum. En önemlisi ise onu tanımaya başlamamdı. Ve tanımaya başladıkça bir kez görüp etkilendiğim kişi olmaktan çıkıyor, aklımda bambaşka bir yer edinmeye başlıyordu. Bir durum aynı zamanda sizi endişelendiriyor ve mutlu ediyorsa sıkıntınız çok büyük demektir. Toplantı çıkışı veliler dağılırken Leyla'nın müdür odasını sorduğunu duydum. Kafamda öğretmen sayısını, sınıf durumunun bir listesini çıkardım. Kim hangi sınıfta, ayrılmayı düşünen var mı, eksik öğretmen var mı soruları beynimde dört dönüyordu. Ve inanın böyle olağanüstü durumlarda insan beyninin nasıl hızlı çalıştığına bir kez daha şahit oldum. Adrenalin beynin düşünme kısmına iyi geliyordu. Keşke eğitim hayatımda da böyle adrenalinler olsaydı da düşük not getirme gibi bir derdimiz olmasaydı. Hele bir devin tek başarılı evladı olunca beklenti Ağrı Dağı'na kadar ulaşıyordu. İkizler düşük alınca normal karşılanan durum ben düşük aldığımda felakete dönüşüyordu. Evdekileri başarıya alıştırmam yıllar boyunca benim aleyhime dönüşmüştü. Ve bilin bakalım kim yine şamar oğlanına dönüyordu. Neyse ki okullarımı bitirmiş, elime ekmeğimi almıştım. 6 ile 6'yı çarpamasam bile bu benim sıkıntımdı. Gene büyük bir başarıyla kapatıp bu sefer gerçek anlamda derin nefes alıp eve doğru yola koyuldum. Mustafa amcaya gözükmeden apartman kapısına gelmiştim ki arkamdan ırmak ve nehrin seslendiğini duydum. Bu kızlar benim hayatımın mörpileri. İstemediğim, beklemediğim ne varsa onu yapıyorlar. Biraz daha bağırında Mustafa amca benimle Ertuğrul Gazi'nin fragmanını konuşmak için yarım saat oyalasın. Kıkırdayarak birbirlerine baktılar ve beni şaşırtarak sessizce apartmana girdiler. Gördüğünüz gibi günüm iki kısımdan oluşuyordu, öğrencilerim ve ailem. İkisinin en önemli ortak özelliği her daim aksiyon ve macera filmlerinden sahneler içermesiydi. Halbuki ben daha komedi tadında belki çok az romantik ama kesinlikle monoton bir şeyler arıyordum. Ne demişler? Aradığınla değil, bulduğunla yetin. O söz öyle değildi ama siz öyle kabul edin. Bir Ertuğrul Zeybek sözü. Sonrasında ortanca çocuk olmak önemli ve aynı zamanda eziyetli bir meziyettir arkadaşlar. Sen nasıl beş kardeş içerisinde ortanca oluyorsun diye sormayın. Bizim evde ikizler bir tane olarak sayılıyor. Hatta annemin birkaç kez sorulduğunda üç çocuğum var dediğine şahit olmuşluğum vardır.
Matematiğe bambaşka bir boyut getirdi ki o zaten matematiğiyle ön plana gelmek istemiyor. Bu sıralar sosyal medya kullanan anne statüsüne erişmek istiyor. Tuğrul, istemediğim kişiler benim fotoğraflarımı göremez değil mi? Ben istemem öyle elin adamları beni görsün, dedi her salı pazarında pazarcı amcalarla muhabbet etmeyi, hal hatır sormayı seven annem. Vallahi başbakandan tut, Amerikan başkanına kadar herkes seni görüyor anne, bu işler böyle. Korkuyla ellerini yanaklarına koydu. Üstüme erik sağlık, Donald Trump'ın benim Facebook'umda ne işi var evladım? Gördüğünüz gibi hiçbir gündemi de kaçırmıyor çok sevgili annem. Babam birkaç senedir işi bizim delikanlılara bırakmasıyla emeklilik hayatı yaşamaya başlamıştı. Bol kitap okuyan, haberleri ve belgeselleri takip eden, ev meselelerine çok karışmayan bir adama dönüşmüştü. Annemle onunla haberleri izler hale gelmiş ve her konu hakkında yorum yapardı. O da babamın yeni halinden fazlasıyla memnundu. Adamın muhtemelen artık bizim gürültümüzü kafası kaldırmıyordu. Haksız da sayılmazdı. 5 çocuğu ve 2 tane ikizleri vardı. Büyümüştük ama hala evdeki boğaz sayısı aynıydı. Ne evlenen vardı ne de okumaya başka şehre giden. Baktı bizden hayır yok, o da kendi iş dünyasına çekilmişti. 5 çocukla baş edebilme rehberi isimli bir kitap yazsa çok satardı. Ama kitabın sonuna şu sözleri de mutlaka eklerdi. Ne yaparsanız yapın onlarla baş edemezsiniz. En iyisi mi kendinize odaklanın. Kitap tarihinin en büyük fake olurdu herhalde. Sayfanı sadece arkadaşlarına özel yaparsan sadece onlar görür, merak etme. Donald Trump'ın yapacak başka şeyleri vardır. Annem benim güldüğümü görünce şöyle bir bana bakmış ve mırıldanarak bilgisayar ekranına geri dönmüştü. Neler söylediğini tahmin ediyordum. Siz annenizi kandırın evladım, aferin. Ben de sizi bugünler için büyüttüm zaten. Azıcık sana takılmasak hayat geçmez be anne. Ne yapayım, Leyla'nın bizim okula gelme ihtimali üzerine düşünüp olmayan matematiğimle ortaya saçma bir şey mi çıkarayım? Nasıl görebilirim üzerine düşündüğüm onca zamandan sonra artık içimdeki en baskın şey Leyla'yı tanıma isteğimdi. Onunla konuşmak, muhabbet etmek, nasıl biri olduğunu anlamak istiyordum. Hayatımda ilk kez böyle şeyler hissediyordum ki Leyla'yı sadece birkaç defa görmüştüm. Yaptığımız sohbetler hep okulla alakalıydı. Bu kuvvetli hisler sonucunda artık onu tanımak isteyen tarafım devreye girmişti. Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Bu kez veli toplantısı da düzenleyemezdim. Ertuğrul'un da çılgın fikirlerinin bittiği bir nokta vardı arkadaşlar. Bir de içimde bir taraf sen hayırdır oğlum deyip bana dikleniyordu. Biz erkeklerde iş böyle gelişiyordu. İç sesimiz her daim sertti, yumuşamak yoktu. İlla ki bir kabalaylık olacaktı ki ben öyle dağılanan bir adam da değildim. Ama içimde omuzlarında ceketi, elinde tespih olan bir delikanlı yaşıyordu. Esip gürlüyordu ara ara. Şimdilerde de bana bu mecnun tavırlarımdan ötürü dikleniyordu. Aslında mecnunluk bir halim yoktu ama bir olayı kendi içinizde sayısız kere konuştuğunuzda o olay kendiliğinden büyüyordu. Buzdağının görünmeyen kısmı içerilerde bir yerdeydi. Erimek gibi bir düşüncesi asla yoktu. Bir Titanic bulup ortalığı ayağa kaldırmaya bekliyordu. Zaten buzdağları ancak Titanic batırınca gündeme geliyorlardı. Dünya üzerinde bu kadar kötü bir imaja sahip başka bir şey yoktu. Durdukları yerde suçlu ilan ediliyorlardı. Evet, şu anda zaten hayatımdaki en büyük mesele de buzdağlarının kötü imajıydı. Neyim ben? Halkla ilişkiler uzmanı mıyım? Kriz yönetim ekibinde falan mıyım da hiç derdim yokmuş gibi dertleniyorum? Allah'a çok şükür öyle büyük ders sahibi yapmadı bizi. Sadece kendimizce ufak tefek şeyler vardı. Mesela şu an anneme Facebook hesabı açmak gibi. Dünya üzerinde en uzun Facebook hesabı açma rekoru bizdeydi bence. Çünkü annem her detayı en az 10 kez anlattırıyordu ve hesap açılıp kullanmaya başladıktan sonra da eminim yine soracaktı. Anneler evlatlarını, evlatları annelerini her halleriyle seviyordu. Selamünaleyküm deyip sesinin heybetiyle odaya giren babamdı. Ne var evladım, o bilgisayarda da o kadar dikkatle bakıyorsunuz gibi her Türk babasının en doğal serzenişinde bulunmadı. Yaşlarımızın 20'yi geçmiş olması babam için önemsizdi. O hala her şartta ve koşulda bir şeyleri bize öğütlerdi ki burada öğütlemek kelimesini olayı yumuşatmak için kullandım. Aynı yerden yazabiliyorum, fotoğraf paylaşabiliyorum, nerede olduğumu bildirebiliyorum. Bunların hepsi niye aynı yerde ki? Ayrı yerlere koysalarmış ya, daha düzenli olurdu. Bir de üzerlerine dantel örsünler. Oh mis. Anneciğim, burası bizim evin salonu mu da her şeyi ayrı yere koyuyoruz. Adamlar iyilik olsun diye yapmışlar. Sonra hangisi neredeydi unutup sormak için beni çağırmasın diye.
omzunu silkti. Bu hareketleri hep ırmakla nehirden öğreniyordu. Trip atmak, göz devirmek, her şeyi zor beğenmek. Hayırdır anneciğim, ikinci ergenliğini mi yaşıyorsun? Fanatik futbol taraftarları gibi saatimi gösterip "Bitir Macı Hoca, bitir" diye sızlanırken annemin "Neyse sen beni kaydettir, ben bir ara bakarım yine" dediğini duydum. Sonunda bugün lehime bir şeyler olabilmişti. O kadar hararetli neyle uğraşıyorsunuz siz? Bilgisayarı kapatıp derin bir nefes verdiğimde babam geciken sorusunu yöneltmişti. Yaslanıyorsun be babacan usta. Evet, sizi babamla tanıştırmadım. Dedem ve babaannem babamın çok canı yakın, hoşgörülü bir insan olacağını daha o zamandan öngörerek babacan ismini koymuşlar. Gerçekten de olmuş. Etrafında sevilen, sayılan, güvenilir bir insandır ama ismini duyanlar genelde bir gülerler. İlkokulda babamın ismini her söylediğimde sınıfta kahkahalar havaya uçuşuyordu. Büyüdükçe babamın kendisinden çok isminden az söz etmeye başladım. Çok mecbur kalmadıkça söylemezdim. Hatta lisede bir keresinde çok ısrar etmişlerdi. Yok abi söylemeyeceğim diye çok bastırsam da sonunda söylemiştim. Sonuçları tahmin edersiniz. Hepsi gülmüş ve gerçekten babanın adı babacan mı demişlerdi. Yo, ben boş zamanlarımda babamın ismini uyduruyorum böyle. Huyum kurusun. Anneme Facebook hesabı açıyordum dediğimde şaşırarak anneme döndü. Annem başındaki tülbenti düzeltip babamın sessiz sorusuna cevap verdi. Herkesler açmış canım, benim neyim eksik? Babam kafasını sallayıp güldü. Nasıl geç kaldın zaten, ben de onu düşünüyordum şimdi Sultan Hanım. Sana da açarız istersen. Bizim Sema ile Orhan da açmışlar. Birlikte fotoğraflarını koymuşlar. Hatta evlendikleri yılı bile işaretlemişler. Herkes hayırlı olsun falan yazmış. İnsanlar 30 yıllık evliliği bile kutluyor da babacan. Annemle babamın konuşmalarını izlemek ev içerisinde yapmayı en çok sevdiğim şeydi. Sevgililerini genellikle birbirlerine sinir ederek gösterirlerdi. Bu da onların serseri serbest stili. Kabullenmek lazım. Sultanım Sultan, sen boş ver Facebook'ları. Senin elinden çay içme saatim geldi benim. Hadi canım, bisküvileri de unutma. Söylemek vardı, bir de söylemek vardı. Babam öyle bir söylerdi ki annemin istemediği şeyi kolaylıkla yaptırırdı. Sultanım Sultan diyecekti de annem yapmayacaktı. Dünya üzerinde henüz görülmemişti bu olay. Siz bir de gidin Mars'ta araştırmalar yapın. Babamdan öğrenecek çok şeyim vardı. İşte böyle dostlar. Birinci bölüm burada bitti. Yeni bölüm en yakın zamanda inşallah. Bu güzel hikayenin yazarı Zeynep Değirmenci. Ben de Cihan Balıcı. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bence muhteşem bir hikaye. Bu hikayeyi bitirdikten sonra eminim işte %80'inizin %90'ınızın kafasında keşke ben de böyle bir aşk yaşasam diyeceksiniz. Yani böyle temiz sevilebilsem, temiz sevsem diyeceksiniz. Bundan hiç şüphem yok. Yeni bölüm beklerken bir hikaye tavsiye edeyim size. Hatta ufak bir tanıtımını yapayım hikayenin. Belki birçoğunuz dinlemiştir ama dinlemeyenleriniz varsa muhteşem bir hikaye. Ufak bir kısım okuyayım size. Hikayemizin adı Ötenezi Okulu. Dilsiz bir kızın kalbi tüm kötülükleri kendisine çekiyordu. Hiçbir kalp bu kadar değerli olmamıştır. Ötenezi Okulu sıradan bir okul değildi. Bir cezaevine bağlı büyük ve karanlık bir okuldu. Amerika'da açılmış bir okulun tüm duvarları kanla yıkanmış, çürümüş cesetlerin sessiz çığlıklarını gizliyordu. Okuldaki öğretmenler aslında öğretmen değildi. Deneylerinde kullanacakları öğrencileri öldüren infazcılardı. Öğrencilerse göründükleri kadar masum değillerdi. Hepsi en ağır suçtan hüküm giymiş mahluklardı. Seri katiller, sadistler, hırsızlık ve daha birçok idam cezasına çarptırılmış suçlu. Konuşma engelli, dilsiz ve kalp hastası bir kız. 2 yıldır hiç suçu olmadığı halde öteneziye mahkum olmuş, tüm hayatını 4 duvar arasında geçirmeye sürgün. Yeşil, sıradan sağlıklı bir kız değildi. Kalp hastası kan görünce bayılan, tükenen ciğerleri yüzünden astım ilacı kullanan hastalık hastası bir kızdı. Daha kötü olansa Yeşil'in güneş fobisi vardı. Doğduğundan beri hiç güneş yüzü görmeyen birini düşünün. Gündüzün ölümcül ışıklarından saklanırken gecenin karanlığına sığınan biri. Yeşil'in ölmek için çok fazla nedeni vardı ve bunlardan en büyüğü kalbiydi. Taşıdığı kalp öyle değerli bir hazineydi ki Amerika'da herkes onun kalbinin peşindeydi. Mafyaların, katillerin, hatta okuldaki mahkumların bile hedefinde onun kalbi vardı.
En dehşet verici olansa kalbini isteyenlerden biri de öz babasıydı. Enerji Bakanı Nicholas Green kızını öldürüp kalbini ona getirmesi için bir suikastçı tutar. Sıradan bir suikastçı değildir. Gölge tüm Amerika'nın korkulu rüyası haline gelmiş tehlikeli bir katil. Kimse ne yüzünü görmüştür ne de onun hakkında en küçük bir bilgi ulaşmıştır. Avına asla merhamet göstermeyen tehlikeli bir suikastçı Gölge. İşte hikayemiz bu dostlar. YouTube'da arama kısmına Ötenezi Okulu Sesli Kitap diye yazarsanız çıkacaktır. Tekrar söyleyeyim. Ötenezi Okulu Sesli Kitap diye yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Bu işte şimdi okuduğumuz hikayenin de yeni bölümü. İşte bir Leyla hikayesinin yeni bölümü. Önümüzdeki hafta inşallah. Gerçi bu sizin hikayeyi ne zaman dinlediğinize de bağlı. Ben hikayeyi ilk yüklediğim anda dinliyorsanız evet önümüzdeki hafta. Ama ben hikayeyi yükledikten 2-3 ay sonra dinliyorsanız bütün bölümler yüklenmiş. Hatta yeni bir hikayeye geçilmiş olabilir. Siz yine böyle YouTube'u bir kurcalayın yani. Böyle yeni bölüm bir dahaki hafta diye hemen geçip gitmeyin. Bir yüklenme tarihine bakın derim. Bu kadar. Yeni bölümde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.